güvercin kümeslerimiz genel itibariyle böyle hepsi kendi tarafına sadık bir şekilde. Hepsi kapalı alanlarda, hepsinin altında yumurtalık dediğimiz şeyleri var. Bunları açalım da bir de dışarıda uçarken görelim. Bu kuşlarımız dışarı çıkarken bir de benim şuradaki kümesleri göstermek isteğim geldi. Burada biraz daha özgür gibiler. Daha çok eş bulmak için, yani eşleştirme yaptığımız kümes gibi diyebilirim. Daha yavrular zaten bunlar. Sadece üçgen var. Sağ ol. Burada daha bir tane, iki tane yavrumuz var. Tüyleri gelmiş bunların da. Boz benekli değil mi baba? Her şey. Genellikle buradaki kuş güvercinlerimiz biraz daha oyun üzerine. Süsmüş pek nadir. Aynen. Bu kostüm kuşundan ziyade biraz daha bir bahçedeyken hani alan serbest olduğu için burada hedef var. Hani tel vesaire hiçbir şey yok gökyüzünde. Uçum eğitimlerini babam yapıyor burada. Bir onları serbest bırakalım da dışarı gelsinler baba. Yeni uçan. Birini uçuralım. Yeni bu yavrudan çıkan uçan var ya. Ulaş sakin. İşte öyle bir açıda ki hiçbir alamıyorum hiçbirini. Gördüm. Evet, buradaki en büyük korkumuz atmacayı da onun kuyruğuna ne oldu? He? Ayağına takılmış kuyruğu hayvan. Kuyruğu ayağına takılmış. Aynen. Atmaca ne lan? Vallahi kuşa takılmış olmaz lan. Hadi hayır. Aha, atmaca hala orada. Atmaca kuşa takılmış lan. Atmaca havadaki bütün güvercinlerimizi mahvetti şu an. Öbür şey ne oldu? Öbür tarafa doğru gidiyor zaten. Uçan biri uçuyor. Yavru uçuyor. Yavru havada. Şey, erkek indi. Şu da indi. Üç kuş vardı zaten. Bu da indi. Şunun ayağını bir düzeltsene baba. Ayağı bildiğin. Hocam vurdun mu?
Olmadı olmadı. Uçuyor. Diğer ikisi havada mı hala? Biri uçta biri göremiyor. Ben de göremiyorum şu an. Yavru uçuyor. Öbür dişi nerede? Atmaca almadı ama hiçbirini.